Borsa İstanbul hala 9000'de, 9028, dolar 34.27, euro 37.60, euro dolar paritesi 1.09. Hemen faizi göreceğiz, 44.10. Altının onsu 2611, dün 2636'ydı, şu dakika itibariyle 2611 dolar. Brent petrol 77.41 dolar, ABD ham petrolün varili 73.90 dolar. Bir de altına daha ayrıntılı bakalım. Gram altın 2900'ün altına düştü, 2878 lira. Çeyrek altın 4706, yarım altın 9414, tam altında 18770 lira. Bu nedenle altınla bir başlayalım. Şöyle bir kısa değerlendirme alalım demiştim. Çünkü hem gözümüz petrolde, İsrail'in İran'a olası saldırıları nerelere olur diye konuşulurken olası senaryolar üzerinden, bir yandan da bu altın. Neden birkaç gündür özellikle dünden bugüne bu kadar belirgin bir düşüş var altında hocam? Bu aslında doğrudan Amerika'da gelen verilerin etkisi. Geçen hafta Amerika'da istihdam piyasasıyla ilgili olarak yaratılan işlerle toplam 250 binin üzerinde bir rakam geldi. 150 bin bekleniyordu. O anlamda da bu beklentinin oldukça üstünde. Tabii ki bu şu anlama geliyor. Amerika'da ekonomik, özellikle emek piyasası güçlü devam etmeye devam ediyor. Böyle bir durumda da Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine, geçtiğimiz ay Fed'in faiz indirimlerine güçlü bir şekilde devam etmesi kolay gözükmüyor. Geçtiğimiz ay yaklaşık 50 baz puanlık bir indirim oldu. Bu, hatta ben 25 baz bekliyordum ve birçok insan da 25 baz puan bekliyordu ama biraz fazla erken ve büyük bir adım olarak görüldü. Ve nitekim bu veri bir ölçüde onu doğrulamış oldu. Çok hızlı gitmemek gerektiği konusunda. Bundan dolayı Amerikan tahvilleri, faizleri yükselmeye başladı. Dolar, euro karşısında, pound ve diğer paralar karşısında değerlenmeye başladı. Son haftalarda aşağı doğru giderken. Bu tamamen göreli olarak para politikasının çok gevşemeye hızlı bir gevşeme olmayacağı anlamına geliyor. Evet. Ondan dolayı altının da seyri biraz aşağı, ama tabii ki küresel boyutta ve daha doğrusu bölgemizdeki İsrail'in Lübnan'a saldırması, İran'a her an saldırabilir olması ise altın gibi değerli emtiaların değerini arttırıyor aynı zamanda. Bu ikisi bir arada şu anda geçici olarak bir yavaşlama var diyebiliriz altında. Yani bu böyle biraz kısa bir atak mı? Yine yukarı yönlü de kısa dönemde değişebilir mi diyorsunuz? Ya yani uzun vadeli bir aşağı dönüş değil zannediyorum, değil mi? Ben öyle görmüyorum şu aşamada, çünkü yani buradaki konu en azından İsrail'in bölgedeki savaş senaryolarını anlamak, okumak o kadar kolay değil. Yani Amerikan seçimleriyle de iç içe geçmiş gibi gözüküyor. Yani bir taraftan İsrail mesela şimdi İran'a saldırsa bu Trump'ın daha çok lehine olabilir. Neden? Ortalık daha da karışır ve Amerika'ya var olan hükümetin biraz İsrail'e karşı çok daha güçlü bir tavır alması lazım. Onu alması durumunda iki tarafı da hem Yahudi lobisini kızdırabilir, almazsa da demokratları kızdırabilir. Yani şu anda tam bir çok ince bir çizgi üzerinde gidiyor Kamala Harris o anlamda. Trump'sa İsrail'in saldırılarını eminim memnuniyetle takip ediyordur diye düşünüyorum. Benim alanım tabii değil o taraf, uluslararası stratejik konu, ama ekonomik boyut anlamında bir ölçüde İran'a saldırmaması, petrolün de artmaması anlamına geliyor. Trump'ın lehine gördüğü bir durum diyorsunuz şu anki bütün bu gerilim. Yani eğer İran'a saldırırsa, İran'ın petrol yataklarına ya da petrol üretim tesislerine saldırırsa, bence o da petrolün artmasını da Amerika şu anda istemez. Amerikan yönetimi. Gerçi her anda bir anda enflasyona dönüşmeyecek ama bu belirsizliğin artması anlamına gelecek. Belirsizliğin artışı da var olan iktidardaki partinin ya da Biden ve demokratların istemeyeceği bir gelişme olur. Ama tabii şu anda çok az bir zaman kaldı. Buradan bakarsak eğer Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a verdiği cevabın dozun düşürme konusunda bir çaba içinde olur diyebilir miyiz? Çünkü bir yandan da işte nükleer hedeflerde her şey masada diyor Biden diğer yandan. Yani çok da bunu sakinleştirecek ya da bu olasılıkları bunlar masada değil diye kenara itecek açıklamalar da yapmıyorlar aynı zamanda. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani dediğim gibi burası uluslararası siyaset tam alanım değil ama okuduklarımdan gördüğüm biraz kadarıyla ekonomiyle ilişkili yani zaten hafta sonu hocam açıklanan hatta yeni bir kitap, War diye bir savaş kitabı doğrudan Alan Woodward'ın, yani açık açık Amerikan Biden ile Netanyahu arasındaki
ne kadar bir gerilim olduğunu, küfürlerin kullanıldığı, yani bir geri planda çok ciddi bir gerilim olduğunu gösteriyor. Yani o anlamda Biden Amerika İsrail'e yeterince kontrol edemiyor çünkü Amerikan yönetimi çok güçlü bir lobinin etkisi altında. O anlamda da İsrail üzerindeki baskısını çok arttıramıyor. Evet, hatta o küfür başka bir yerde de gaf olarak da konuşulmuştu. Netanyahu'nun gıyav arkasından söylediği, herkes tarafından duyulmuştu. Evet. Mikrofona çıktı bir yerde birkaç ay önce. Öyle bir durum hatırlıyorum, öyle bir anı da. Kısacık bugün, buna ilişkin bir söylemek ister misin? Eklemek gerekirse şunu demek lazım belki. Yani bugüne kadar tutum aslında Biden yönetiminin. Hı-hı. Yani bu yani bugün İsrail'in bugün getirdiği, yani Orta Doğu'daki durumu hazırlayan şey oldu. Yani bana kalırsa evet, kaybettirdi. Yani gerekirse gerek Rusya'daki tavrı, yani Rusya'ya olan tavrı, gerekse İsrail olan tavrı tamamen Biden'ı aslında son bir yılda önemli ölçüde, bence ya da Biden demiyor ama en azından demokratlar açısından söyleyelim, bir kan kaybı yaşattı. Çünkü niye, dış politikada bir beceriksizlik, bir başarısızlık şeyi verdi yani ve Trump da bunu kullanıyor. Evet. Trump ben bu işi çözerim diye çıktı. Gerekirse hem Rusya'yı çözerim, hem Rusya Ukrayna'yı çözerim, hem İsrail çözerim diye çıktı. Dolayısıyla şimdi bunun çıktıları açısından bakılırsa petrol fiyatının yükseliyor olması, dolaylı yoldan yine aslında yani Amerika'nın bir parça arzu etmeyeceği şey enflasyona döneceği için belki, ama yani Trump'ın güçlü olduğu bölgeleri düşünürsen de petrol üretiminin, yani biliyorsun kuyu gazı çıkarılıyor o bölgede. Yani bu bölgelerde de açıkçası petrolün yüksek olduğu dönemlerde buralarda önemli avantajlar doğuyor. Diğer taraftan da en büyük partneri Elon Musk'ın elektrikli araç ürettiğini biliyoruz. Ve dolayısıyla hani işin farklı taraftan düşündüğünüzde bu işin çıktıları, sonuçları Trump'ı yani yarıyor bir anlamda. Ekmeğine yansırıyor yani. Ekmeğine yansırıyor kaba tabiriyle. Dolayısıyla o, böyle düşündüğü nokta itibariyle evet, bugünkü gerilimin seçime kadar daha da artarak sürme olasılığı var. Zaten seçim öncesinde ne yaparsam yanıma kar gibi bir tarı var İsrail'in. Evet, o yüzden de bunun dozunu çünkü artırıyor. Evet, karşı tarafı da bu konuda böyle çaresiz yanlış ifade olur ama mecbur bırakıyor yani yaptıklarına kartlar, kayıtsız evet, kalmaya. Çünkü bazı kartlar yeniden dağıtılacak nedeniyle, biliyorsun. Yani seçimden tabii sonra bürokrasi de bile değişimler olacak, hı-hı, belki. Yani karşı tarafa geçerse. Dolayısıyla o tablonun şartları dolayısıyla da farklı bir sonuç doğabilir. Yani o yüzden bu önümüzdeki maalesef bir ay böyle çok gerilim dolu geçebilir.